Herkese selamlar arkadaşlar. Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır? Serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu, bu seriyi özellikle kripto para piyasasına yeni gelmiş arkadaşlar için çekiyoruz. Her şeyi adım adım anlatıyoruz. Vadeli işlemlerdeki her kısmı ayrı bir video ile anlatıyoruz. Ve bu sayede daha net, daha basit bir şekilde anlaşılıyor. Şu an bahsettiğim gibi arkadaşlar 3. videodasınız. Eğer istiyorsanız 1. videodan da başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda Binance vadeli işlemleri para aktaracağız. Ve long short pozisyonlar nedir? bunu anlatacağım. Long pozisyon ve short pozisyonu örneklerle açacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Binance vadeli işlemler bu aralar çok sık duyuyorsunuz. Evet çok güzel paralar kazanabiliyoruz ama paralar da kaybedebiliyoruz. Hem güzel bir platform hem de riskin olduğu bir platform. Bu yüzden özellikle yeni başlayanların öğrenebilmesi için bir kılavuz oluşturuyoruz. Şu anda onun 3. videosundayız. Şimdi bu videoda anlatacaklarım özetliyorum. İlk olarak Binance'ta spot hesabımızdan vadeli hesabımıza para aktaracağız. Ardından futures'ta vadeli işlemlerde long ve short işlemleri açacağız. Pozisyonlar açacağız. Bunun ne demek olduğunu konuşacağız. Daha sonrasında bu vadeli işlemlerdeki paramızı tekrar spot aktaracağız. Son olarak da sık sorulan sorular kısmına bakacağız. Şimdi para aktarmadan önce şu long ve short kavramı ne demek bunu anlatmak istiyorum. Sonrasında da para aktaracağız. Yani videonun ilk kısmına geleceğiz. Arkadaşlar ilk olarak long'a bakalım ve bunu bir coin üzerine anlatacağım. Bu sayede de daha rahat anlaşacağını düşünüyorum. Avax coin üzerine anlatacağım. Şimdi bir coinimiz olsun Avax. Eğer ben Avax'ın artacağını düşünüyorsam Avax için açacağım pozisyonun adı Long'tu. Türkçesi uzun demek. Eğer bir coin'in yükseleceğini düşünüyorsak Long açmamız gerekiyor. Eğer %10 artarsa %10 kazanırım 1x'te. Ama kaldıraçımı 5x ayarlarsam da %10 artarsa %50 kazanırım. Bu benim Long işlemim demektir. Short pozisyon ne demek? Eğer bir coin'in eğer Avax'ın ben düşeceğini düşünüyorsam da Short pozisyon açarım. Eğer Avax %10 düşerse ve ben ben 5x kaldıraç kullanıyorsam ben %10 çarpı 5x toplamda da %50 kar etmişimdir demektir. Şimdi az sonra bunu 100 dolarlık bir örnekle anlatacağım. Kafanıza daha iyi oturacak. İlk olarak gelin parak taralım. Sağ köşeden cüzdanıma tıklıyorum. Bu arada eğer Binance vadeli hesabınız yoksa şu an ekranda gördüğünüz gibi %10 koduyla açarsanız hem 30 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar hem de bizim dışarıya kapalı VIP grubumuz analize katılabilirsiniz. Tekrar döndük. Bunlarla ilgili linkler video açıklamasında mevcut. Şimdi sağ alt kısımdan cüzdana tıkladım ve burada benim cüzdan özetim var. Aslında bilmeniz gereken iki ayrı cüzdan var. Bunlardan biri spot cüzdanı, diğer ise vadeli işlemler cüzdanı. Bakın spot cüzdanımda şu an 1250 dolar var. Vadeli işlemlerde ise 0 dolar var. Şimdi bakın vadeli işlemler cüzdanımda para yok. Para aktarmam lazım. Ne yapacağım? Yukarıda spot'a tıkladım. Sağ taraftan transfer et butonuna tıklıyorum. Yukarıdaki gönderen bir cüzdan. Ben spot cüzdanımdan göndereceğim için yukarıdaki cüzdan için spot'a tıkladım. Aşağıdaki ise alıcı cüzdan. Buraya tıklıyorum. Buraya da USDM vadeli işlemleri seçiyorum. Peki ne kadar kadar aktaracağım? 1000 dolar aktaralım arkadaşlar. Ve hep sorulan şu soru şu. Ne kadar aktarabilirsiniz? 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar bu size kalmış. Vadeli işlemler cüzdanımı açıyorum. Bakın mevcut bakiyem artık vadeli işlemler cüzdanındaki bakiyem 1000 dolar oldu. Vadeli işlemlerde cüzdan özete tıkladığım zaman şu an vadeli işlemlerimde 1000 dolarım var. Spotta ise 250 dolarım kaldı. Ben eğer vadelideki paramı tamamen kaybedersem borca girmem. Herhangi bir faiz ödemem. Sadece vadeli cüzdanımı kaybederim. Spot cüzdanım bile zarara girmez. Tekrar vadeliye döndüm. Şimdi bir pozisyon açacağım. Bunun üzerinden daha rahat anlayacaksınız. Üsttekinin izole olması önemli. İlerleyen videolarda bunu anlatacağım. İzolenin yanındaki 5x'i bizim kaldıraçımızı ayarlayacağımız yer. Şu an 5x'de bir kaldıraç ayarladım arkadaşlar. Bu limit yazan kısım ise benim emir tipim. Spot'tan da bildiğiniz emir tipi. Ben piyasadan giriş yapacağım. Piyasadan anlatacağım. Bu şu demek. Ortadaki gördüğünüz 40 dolar seviyesinden direkt pozisyonuma gireceğim. Longsa longa girecek, shortsa shorta girecek. Gelin 100 olarak bir long pozisyonu açalım ve oradan örneklerimize devam edelim. Bakın arkadaşlar, maliyet yazan kısım benim pozisyonuma gireceğim dolar kısmı gösteriyor. Al uzun kısmına baktım. Yani direkt pozisyon açtım. Bakın açık emirlerde değil direkt pozisyonlarda pozisyonum gözüküyor şu an. Yani aslında bir kontrat açıyoruz burada. Bakın izole 5'lik beşik, yani 5xlik bir kaldıraç kullanmışım. Toplamda da 104 dolar aktarmışım bu pozisyona. Ama aslında pozisyonun büyüklüğü 500 dolar. Yani 13 avax çarpı avaxın fiyatı olan 40 dolar. Yani 500 dolarlık bir pozisyon açmışım yaklaşık. Ve arkadaşlar şu an bu pozisyonum 0,93 dolarlık zararda. Şimdi tekrar vadeli işlemleri 100 dolarlık bir pozisyon açarak örneklendiriyoruz. Eğer pozisyonum %10 artarsa 5 ile çarparım bunu. Toplamda %50 kar etmişim demek. Pozisyonun büyüklüğü 100 dolar olduğu için 50 dolar kar etmişim. Toplam varlığım da 150 dolara çıkmış demektir. Kaldır mantığı budur. Peki eğer düşerse ne olur? Eğer AVAX buradan %20 düşerse 5 ile çarparım. Benim varlığım %100 düşer ve ben tüm paramı kaybederim. Yani AVAX 40 dolardan benim likidasyon fiyatım olan 32 dolara düşerse benim bütün param eriyor arkadaşlar. Bu işin mantığı da bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi pozisyonumu kapatacağım. Pozisyonumu kapat dedim. 2.3 dolarlık bir zararım var arkadaşlar. Pozisyonumu kapattım. Gelin bir de short açalım. Short'un mantığına bakalım. Yine 100 dolara en yakın pozisyonumu açtım ve short dedim arkadaşlar. Pozisyonum açıldı. Bakın eğer piyasanın düşeceğini düşünüyorsam short açmam mantıklıdır. Ve bakın fiyat düşmesine rağmen ben şu an 0.63 dolar kar ettim. Burada eğer %5 düşerse Avax'ın fiyatı ben %25 kar ederim. 100 doların %25'i 25 dolar 25 kar ederim. Ve toplam varlığım 125 dolar olmuş olur. Long ve short'un mantığı budur arkadaşlar. Yükseleceğini düşünüyorsam longlarım, düşeceğini düşüyorsam shortlarım. Peki burada lik olma nasıl? Bakın likitasyon seviyesi fiyatın yükselmesi. Yani AVAX buradan 40 dolardan tutup 47 dolara ulaşırsa yani AVAX %20 artarsa şu an benim bütün param eriyor yok oluyor. Biz buna lik olmak diyor arkadaşlar. Rek de deniliyor. Ve şöyle düşünün spotta bir varlık aldığınız zaman Luna gibi bir vakayla karşılaşmadığınız sürece sıfıra ulaşmaz. Uzun yıllar beklerseniz tekrar yükselebilir. Ama burada böyle bir şans yok. Paranız tamamen eriyebilir dostlarım. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenin kanlı abone olup sabit yorumdaki tweet'i retweet yapan iki arkadaş bizden 300er TL kazanıyorlar. Arkadaşlar bu kısımla ilgili long ve short ile ilgili anlamadığınız bir yer olursa lütfen sorun. Biz video hazırlarken sizin yorumlarınızı baz alıyoruz ve çoğunluğun aklına takılan şeyleri özellikle videoda anlatıyoruz ve tüm yorumlarınızı, tüm sorularınızı da cevaplıyoruz. Bu sayede de öğrenmiş olursunuz. Soru sormaktan, yorum yapmaktan çekinmeyin dostlarım. Bakın şu an ben 39,87 dolardan girdim pozisyona. Pozisyon 39 72 dolarda olduğu için de ben 2 dolarlık kardayım. Bunun mantığı da budur. Bu pozisyonum da karlı bir şekilde arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi neye bakacağız? Bakın vadeli cüzdanımda 998 dolar var. Bunu spotuma aktarmak istiyorum. Aynı videonun başındaki gibi cüzdan kısmına tıkladım, ardından spot kısmına tıkladım ve transfer ete basıyorum ve arkadaşlar bu sefer vadeli işlemler cüzdanımdan spot cüzdanıma para aktarmak istiyorum. Sağdaki oklara basarsam direkt bunlar yer değiştiriyor ve diyor ki kullanılabilir şu an 998 dolarım var. Bunun tamamını aktarabiliyorum ama ben şu an 500 dolar aktaracağım. Sebebini daha sonra öğreneceksiniz. Transferi onayla dedim. Tamam dedim. Şimdi para aktarma kısmında gördük. Şimdi sık sorulan sorular kısmına bakalım. İlk olarak şunu konuşalım. Adam diyor ki hocam benim şu an 498 dolarım var vadeli cüzdanımda ama tamamını çekemiyorum. Neden çekemiyorsunuz? Şöyle 100 dolarlık bir pozisyon açtım arkadaşlar. Benim şu an vadeli cüzdanımda 500 dolar olmasına rağmen açık bir pozisyonum var. Ve bakın cüzdana geliyorum. Bakın özet kısmında 498 dolar var vadelimde. Spot'a geldim para aktarmak için transfer ete bastım. Bakın vadeliden spota para aktarmak istediğim zaman 393 dolar gözüküyor. Neden? Çünkü bir tane pozisyonum açık arkadaşlar. Bu parayı da aktarmak istiyorsanız, vadelideki tüm parayı çekmek istiyorsanız bu pozisyonu kapatmanız gerekiyor. Çok sık sorulan sorulardan biri bu. Şunu soruyorlar. Long açıkken short açabilir miyim diye çok soru geliyor. Arkadaşlar long açtığım zaman aynı anda bu pozisyonu short'a çeviremiyorum. Aslında bunun bir butonu var. Kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz. Sağ üstteki 3 noktaya gelip ardından tercihlere gelip pozisyonlardaki düğme ayarlarından en aşağıdaki tersine çeviri açarsanız bunu yapabilirsiniz. Fakat piyasaya yeni giren adamın öğrenmesi gereken bir konu değil. O yüzden anlatmayacağım onu. Pozisyonunuzu kapatmanız sonra da short'a geçmeniz gerekiyor. Eğer piyasanın düşeceğini düşünüyorsanız direkt olarak short'a veya short'tan long'a geçemiyorsunuz. Bu kısımda. Şu çok oluyor. Ya hocam ben pozisyonumu açtım. 200 sene boyunca bu pozisyonumu açık bekletebilir miyim? Yoksa bir süre var mı? Şimdi burası perpetual vadeli işlemler kısmı. Futures kısmı. Bu şu demek. Süresiz futures kısmı. Yani kimse sizin pozisyonunuzu kapatmaz burada. Fakat tabii ki bir fonlama ücreti işler. Bu fonlama ücreti nedir? Ne kadardır? Bununla ilgili bilgileri önümüzdeki videolarda öğreneceksiniz. Eğer çok yüksek kaldıraç kullanmadıysanız bu fonlama ücreti sizi o kadar yormaz. Ama yüksek kaldıraç kullandıysanız fonlama ücreti belki bir yıl belki iki yıl dayanmaz ve sizin bütün paranızı bitirir. Fonlama ücreti önemli bir konudur arkadaşlar. Fonlama ücretinden para da kazanabiliriz. Bu kısmı da anlatacağım arkadaşlar sizlere. Bizim sık sorulan sorular kısmımız bu kadardı. Lütfen anlamadığınız kısımları sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.